Canancığım. Siz akşam yemeğini kaçta yiyeceksiniz? Birazdan. Masaya iki tabak daha koysana. Oturalım, yemek yiyelim, birlikte konuşalım. Tabii size rahatsızlık vermeyeceksin. Sen çok yorgun değil miydin? Bu tabii dediğim yani Yağmur o zaman 10 yaşında mı, 11 yaşında mı öyle bir şey. Ben buna bir tane film var bizim böyle. Ben de çocukken çok sevdiğim bir film. Karate Kid diye bir film var. Açtım bunu izlettim buna. Tamam, bunu izledi ve bayıldı bu filme. Dedi ki baba ben karateci olmak istiyorum falan. Evde koşturuyor sürekli, ya kızım bir dur. Orada bir tane usta var. Neydi onun adı? Mayogi miydi? Muyogi miydi? Neydi adı? Miyagi-san. Ha, Miyagi-san diye bir usta var. Miyagi-san, Miyagi bağıra bağıra geziyor böyle falan. Dedim kızım ne yapacaksın karateci olup ya? Nasıl yani? Kız çocuğu karateci olur mu falan. Oluyormuş meğer. İyi dedim, madem olmak istiyorsun bu kadar. Götürdüm bunu. Bizim bir tane emekli polis bir abimiz vardı. O bir karate okulu açtı, karate kursu. Dedim gel kızım bari gidelim hani okulunda, mektebinde öğren. Gittik. İçerisi full silme oğlan. Hepsi erkek. Ama bizimki de öyle erkek çocuk gibi saçlarını kısacık kestirmiş. Onlardan biri gibi sanırsın yani. Kafa saç kısacık. Kısacık böyle soktum böyle okulun içine. Diyorum bu kız burada ne yapacak falan. Biz dedim acaba dedim bunu erkek mi yaptık gibi. Öyle bir düşündüm. Hatırlıyor musun Yağmur? Yani baba şimdi nereden çıktı bu unutmak istediğim anılarım? 5 yaşından 10 yaşına kadar geldik. Nihayet azıcık daha sabredeceğiz. O kadar uzun değil ya, hemen bir çık pıt diye nedir yani ya, Yağmur'un yaşından ne olur ya, o kadar büyük mazi değil yani. Yağmur'a çocuk daha Yağmur. Yok artık. Nesi çocuk baba? Bayağı büyüdü yani. He tamam. Sen girizgahı uzun tuttun ama anlaşıldı. Şimdi girdin konuya peki. Ben müsaade edeyim. Hayır saçmalama, otur konuşuyoruz ya. Nereye gideceksin? Kalkarız şimdi birazdan. Şimdi mesela Akgün'e baktığın zaman Akgün adam. Yani uzaktan böyle adam adam duruyor yani, genç delikanlı. Tamam onunla ilgili problem yok ama Yağmur. Yani Yağmur öyle değil yani. Ergenlikte tam gençlik arasında bir yerde daha yani var ona yani. Anlatabiliyor muyum? 2 yaş var aramızda baba. 2 yaş dediğin yani bu çağlarda çok önemlidir. 18 ile 20 yaş arasındaki o 2 yaş çok kritik 2 yaştır. Evet. Bizim zamanımızda mesela bizden 2 yaş büyük insanlara biz abi derdik, abla derdik, saygıda kusur etmezdik. Öyleydi yani Canan. Ne yapayım? Peki abi mi diyeyim Akgün'e? Ne istersin? Tabii Yağmurcuğum sen nasıl istiyorsan seslenebilirsin. O senin inisiyatifinde ama Akgün sizin akranınız değil. Onu demeye çalışıyorum. Öyle değil mi Akgüncüğüm? Tabii doğru. Sağ ol. Tamam. Yani şimdi biz Akgün'ü ailemizden biriymiş gibi göreceksek benim çocuklarıma sahip çıksın isterim. Çocuklarım abilik yapsın isterim. Yağmur'a abilik mi yapacak Akgün? Yani sonuçta benim çocuklarımı teslim edebileceğim biriymiş gibi görmek isterim ben Akgün'ü. Doğru mu? Tabii evet. Emanet gibi yani. Hani bana emanetmiş gibi Akgün. Hani aramızda bir kan bağı varmış da akrabaymışız hani benim yeğenimmiş gibi. İstersen bacım falan da desin ha baba. Ya bence direkt görüşmenizi istemiyorum da en azından daha doğru olur. Sen şimdi beni anladın Yağmurcuğum. İstiyorsan sen benimle anlaşmaya bak. Ben görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama nasıl görüşeceğinizin kıstaslarını sayıyorum. Tamam, sen o kıstasları sayarken ben sofrayı toplayayım. Ben de size yardım edeyim Canan Hanım, olur mu? Tabii tabii, evin abisisin sonuçta. Yardım et tabii. Açık bir şekilde. Sana değer veriyor. Yoksa kızımdan uzak dur deme şeklinde ikimiz de gayet iyi biliyoruz yani. Kırmadan yapmaya çalışıyor ama işte komik durumlara düşüyor böyle. Biliyorum Canan Hanım da işte kendini parçalıyor. Yoksa ben alacağımı almıştım oradan yani. Yok, yok. Senin de öyle çok laf dinleyip böyle ders çıkaran bir yapın yok yani. Ofisten çıkınca neler neler yaptığını şimdi. Geçmişte kaldı Canan Hanım. Ben artık önüme bakıyorum. Sen niye burada kalmak istedin? Savcım istedi. Yani bir süre benim yanımda kalacaksın dedi. O emredince ben de el mahkum mecburiyetten. Ay yok yok, ben ondan bahsetmiyorum. Çeşmeden bahsediyorum. Çeşmede niye kaldın? Yemeğin başında anlattı mı Canan Hanım size işte? Ya bırak Allah aşkına, İstanbul'da da yapabilirsin o hayalini, gerçekleştirebilirsin yani.
Sen hatta gitmek istemiyor muydun? Sevdim Çeşme'yi canım. Sevdim tabii. Sevme sebeplerini de tahmin edebiliyorum. Bu eğer... Mektubu okuduysanız eğer Canan Hanım, beni yanlış anlıyorsunuzdur. Yani ben kesinlikle kendimi o şekilde beni o şekilde tanımanızı istemiyorum. Ben mektubu okumadım da münasebet. Ama şimdi anlayabiliyorum yani ne yazdığını. Canan Hanım, siz bana lisan-ı münasiple bayağı kızımdan uzak dur diyorsunuz şu an ama buna hiç gerek yok. Bunu söylemenize gerek yok çünkü ben bunu böyle uygulayacağım. Bunu yapacağım yani ben. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Ben Selim'in tavrını yanlış buluyorum. Hiç onaylamıyorum. Aramızda kalsın. Ama bak, anne babayız sonuçta. Yani çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz biz de işte. Vallahi haklısınız. Çok haklısınız ama ben de ana babayım. Bunu bilmiyorum ve hani bunu nasıl söyleyebilirim size? Onu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ben anlayabiliyorum senin ne kadar zor bir hayatın olduğunu. Gazetede ben babanın fotoğrafını gördüm. Sonra hatırladım. Annesini çocukken kaybeden sendin. Ben çok yargıladım seni ya. Yanlıştı yani. Yok, siz... Evet, bendim ama... Siz bir saniye bile kendinizi üzmeyin, canınızı sıkmayın. Çünkü ben size çok değer, çok kıymet veriyorum gerçekten. Çünkü sizin bana yaptığınızı ben bir ömür unutmam. Onu unutamam yani, mümkün değil. Çünkü siz düşünülebilir bir yerden değil, bayağı güdüsel bir yerden yardım ettiniz bana. Hissettiniz resmen yani, garip bir şekilde. Ben anlamadım orayı da. Gerek yok. Gerçekten bunları düşünmenize gerek yok canım. Sağ ol. Şimdi Selim öyle komik komik ifade ediyor kendini de. Öyle laf olsun diye de söylemiyor yani. Masaya bir tabak daha koy derken ciddiydi, ben biliyorum kocamı. Ben de o tabağı seve seve koyuyorum masaya. Sen doydum demeden de ben kaldırmam o tabağı. Tamam mı? Hı. Sen bundan sonra bir aile sofran olduğunu bil. Bunu da ben... daha düzgün bir şekilde söylemiş olayım. Tamam mı? Çok sağ olun ya. Geldin aileye madem. Hadi. Gel gel. Çıkalım hadi. Çöpün yerini biliyorum. Her şey yoluna girecek. Değiştirdi mekan. Artık biz işleteceğiz orayı. Kök salacağız inşallah. Kök salacaksın. Var mı çıkaracağın, ekleyeceğin bir şeyler? Bilelim. Beklediğin şiddette olmadı. İşimize bakalım hadi. Bilerek yapıyor ya.
Sırf beni delirtmek için yapıyor, eminim buna. Ama yok, yok ben... Ben yok ya, onun oyununa falan gelmeyeceğim, düşmeyeceğim bu tuzağa. Evet, sonuçta burası özgür bir ülke değil mi ya? İsteyen istediği yere kafesini açar, kökünü salar. Sağ olsun ya, bırak kökünü sağ olsun. Kök görelim bakalım neymiş kökü. Tamam, aferin Yağmur. Aferin, bak çok güzel durdun, dik durdun karşısında, aferin sana. Delirtemeyecek beni. Süper. Akgün, bu oğlanı ne yapacağız? Hala kilit altında tutuyoruz. Şimdi aslanın oğlunun yanına gidiyorsun, oğlanı salıyorsun. Ondan sonra da çocuğu babasına teslim et. Sonuçta verilmiş bir sözümüz var. Onu yerine getirelim ben. Anlaşıldı. Hadi eyvallah. Ne yaptın? Ne oldu lan? Sen nasıl geçti seni? Düşündüğümden hallice. Oğlum Emel Hanım'ın tersi pis. Ben yine seni tırmalar falan diye bekliyordum da iyi. Elin yüzün düzgün geldi. Yani en azından lütfen diyerek kovdu bu sefer. Yok ya. Gelişme kaydediyoruz. Değil mi? Gelişme. Kaydediyoruz. Yani yağmur da fırtına koparmadı. Yoksa koparsın mı istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Gelsin böyle bağırsın, çağırsın, kıyameti koparsın, onu mu istiyorsun? Ha, sen şey... Nefret de sevdaya dair filan öyle düşünüyorsun tabii. Öyle tansiyon yüksek olursa, bağırırsa, çağırırsa filan bir umut vardır filan. Oğlum uğraşmasana benimle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Sen istediğin kadar mezarını derin kazak mı istiyorsun ki gelsinler böyle? Bir tane çiçek koysunlar mezarına. Soner Sancaktar, ben ne isterdim biliyor musun bu hayattan? Seninle, yani Soner Sancaktar'la böyle kesişmemeyi, tanışmamayı, bir şekilde denk gelmemeyi. Sen ne istiyorsun biliyor musun kardeşim? Yapma öyle şeyler. Öyle kalırsın. Yandan yandan. Ne adamsın? Lan oğlum tabela, hadi ne oldu tabela? Tabelanın oğlum, numarasını sana verdim. Tabela işin gücün sen... var diye. Tamam, ben logoyu ben seninle tamam, paylaştım. Tamam, tabelacıyı sen arayacaksın. Allah! Ulan, baskın lan! Baskın lan! Yat, yat, yat! Lan gel! Yat, yat, baskın. Yat! Baskın! Yağmur lan. Yağmur mu kırdı camı? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Buraya kök salacaksanız... önceden olacakları göstermek istedim. Hoş geldiniz. Bu nedir ya? Benim tansiyonum düştü ha. Tansiyonum mu düştü? Oğlum gerçekten başım döndü benim lan. Ne yapmış bu ya? Yani bunu görmen gerekir diye düşündüm. Çok kötü Eray. Ben parayı kasaya geri koydum. Emel'e de haber vermeyeceğim. Yani sadece sen bil Yasar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Meray'a özür dilerim, yok, yüzüne bakamıyorum. Yok canım, hayır hayır öyle. Bir şey demene gerek yok. Sen üzülme, boş ver. Gençlikte oluyor böyle şeyler. Ben annemi, babamı sürekli patlatıyordum biliyor musun? Hatta böyle çekmece, kasa falan filan. Of of yani. Ne diyeyim, sağ ol ya. Teşekkür ederim. Neyse hadi sen sıkma canını, tamam mı? Git dinlen biraz. Evine git, burası bende. Tamam, ben konuşacağım Altay'la zaten, merak etme. Tamam. Kolay gelsin. Yaparım. Görelim.
Rahatladım için biraz. Biraz olsun, dindi mi? Beni tahrik ediyorsun Akgün. Bırak kibarlığı bir kenara. Sal içindeki hayvanı görelim. Hadi. Rahatladı mı vicdan? Hı? Kırdım. Bir daha mı kırayım? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak gün git. Ne yapıyorsun? Vur. Yap hadi. Benim kanımı görmeye alışıksın. Yaparım. Bilirim. Ne oldun sen ya? Ne oldun sen ya? Ne oldu sana? Ne oldu sana sen? Nasıl bu hale geldin? Ne oldu bana? Bana ne olabilir ki? Bana hiçbir şey olmadı. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'a ne olabilir? Kendi öz abimin kanına girmişim ben. Bana ne olabilir? Bana ne olabilir? Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Böyle de unutmuşum, gözümü kırpmadan sıkmışım. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi kalın. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisinden içeri hiçbir şey giremez. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi o kadar kalın ki uyumaz, alamaz. Nefes alıp vermez, üzülmez, gülmez, korkmaz. Akgün Gökalp Taşkın uyumaz. Bana ne olmuş olabilir ki? Biraz durayım mı? Orada. Yeah.
Sen hayırdır beni mi gözetliyorsun? Dün geceden sonra nasılsın diye bir merak ettim, bir bakayım dedim. Ne yaşandı ki dün gece? Duygusal bir patlama yaşandı ya. Psikolojide vardır kesin bir karşılığı. Sen biliyorsundur bunun ne olduğunu, neyin nesi bu? Var. Psikopatsın sen. Ben tek başıma bir şey yapmadım Yağmur. Dün beraber hallettik her şeyi. Yani evet ama sonuçta benim yapabilmem için bir sürü sebebim var değil mi yani? Buna imkanım var. E tamam. Soğumadım için hala Yağmur. Geçmedim o. Bak artık komşuyuz. Külüme muhtaçsın vallahi. Asla. Sen bir tebessüm ettin. Hayır. Savcının kızı. Mekanın adını Last Summer koyuyoruz. Tabelası çıkacak yakında. Tanıdık geldi mi? Gelmedi.